Kaymakam kardeşim diyorum kendisine ben. Mesaimizi paylaştık, müşterimizi paylaştık. Çok değerli öğrenciler, sevgili yavrular, değerli milli eğitim müdürümüz, değerli veliler, ben de hepinizin sabahı hayır olsun diyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum. Müdür Bey ifade etti, devletimiz sosyal devlet olma yolunda çok güçlü adımlar atıyor. Bugün de ve bu hafta dolayısıyla da bunlardan bir tanesini hep birlikte idrak ediyoruz ve soframızı paylaşıyoruz. Bir engelli adayı olarak hepimiz engelli adayıyız. Yarın hatta bir dakikası sonrasını başımıza neler geleceğini biz bilemiyoruz. Ama şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Devletimizin gerek sağlık alanında, gerek eğitim alanında, gerekse insan yaşamına dokunan diğer tüm alanlarda atmış olduğu adımlar bugün Allah'ın izniyle meyvelerini vermeye başlamış durumda. Eğitim her insan için geçerli. Eğitimin sonu yok, uçsuz bucaksız bir derya. Dolayısıyla devletimizin bu tip katkılarla, bu tip projelerle vatandaşlarımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ben şükranlarımı arz ediyorum. Devletin sıcaklığını, devletin babalığını, hani diyor ya büyüklerimiz devlet baba, her alanda hissettiğimiz gibi bu alanda da devletimiz hissettirmeye başlamış ve bundan sonra da inşallah devam edecek. Ben katıldığınız için, buraya teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yavrularımın gözlerinden öpüyorum. Değerli kaymakamıma da bizleri yalnız bırakmadığı için, her platformda, burada da yalnız bırakmadığı için şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Afiyet olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok kıymetli velilerimiz, sevgili yavrularımız, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle hafta sonuna gelmişti, bir arada olamamıştık. Bugün Sayın Belediye Başkanımızın düzenlediği bu kahvaltı programı vesilesiyle bir araya geldik. Hepimizin gününü, haftasını tebrik ediyorum. Biz elbette ki insanlarımızı, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle devlet kurmuş ve devlet idare eden bir ecdadın torunları olarak devletin şefkat, merhamet ve koruyuculuğu altında bir tek ferdin bile kalmamasıyla bu ilkeyle hareket ediyoruz. Ve engellilerimizi veya devletin sosyal desteğine ihtiyacı olan vatandaşlarımızı sadece bir gün değil, her gün aynı şefkatle kucaklamak ve onlara hizmet etmek bizim görevimiz. Tabii ki bu anlamlı günler, bu işin vurgulanması, hatırlatılması ve gündeme taşınması anlamında sadece sembolik bir değeri var. Yoksa engellilerimiz her zaman bizim başımızın tacı. Allah'a çok şükür devletimizin sosyal imkanları hem engelli bireylere yönelik hem onların her türlü bakım ve rehabilitasyonunu sağlayan ailelerine yönelik destekler son yıllarda inanılmaz derecede arttı. Daha da iyi olmasını temenni ediyorum inşallah. Evet, Sayın Başkanımız da söyledi. Hepimiz birer engelli adayıyız aslında. Ve bu duyguyla empati yaparak sadece resmi görevlerimizle alakalı olarak söylemiyorum. Bir insan olarak, bu toplumda yaşayan bir birey olarak engellilerimize karşı daha hassas, daha duyarlı olmalı ve onların destek ihtiyacı hissettiği her alanda yanlarında olmalıyız. Ben biliyorsunuz bir hafta kadar oldu çıkan kararnameyle İlaz Kaymakamlığı'na atandım. Allah izin verirse de bir hafta 10 gün içerisinde buradaki görevimi tamamlayıp ayrılacağım. Çok güzel hizmetler yaptık. Gayretle çalıştık ama burada özellikle belirtmek istiyorum ki şimdi genç kardeşlerim de yanımda. Yaptığımız işler içerisinde beni en çok mutlu eden, tatmin eden ve manevi olarak da haz duyduğum Yakup Türköy Özel Eğitim Okulu'nun açılmasına vesile olmamız, bu konudaki gayret göstermemizdir. Anmışken bu güzel hizmeti, bu güzel hayrı işleyen Türköz ailesine, kıymetli iş adamımıza da teşekkür ediyorum. Her okula gittiğimde, genç kardeşlerimi orada gördüğümde onların yüzündeki gülümsemeyi, o üretme aşkını, onlara verilen değerin karşılığını bizlere yansıttıkları her ortamda inanılmaz mutlu oldum. Bu konuda Sayın Müdürüme de özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten resmi bir görevi üstlenmenin ötesinde yürekten bu işi götürüyor. Kendisini tebrik ediyorum bir kez daha. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah bütün engellerin aşıldığı, zihinlerimizdeki engellerin ortadan kalktığı ve birbirimizi daha çok sevdiğimiz, daha çok saygı duyduğumuz, daha çok birbirimize destek olduğumuz, yardımlaşma ve dayanışma içinde olduğumuz ve ülkemizin önündeki tüm engellerin ortadan kalktığı ve ülkemizin yeniden dünyaya adalet ve nizam dağıtan ülke olması temennisiyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Görüşemeyeceğim insanlar olursa hakkınızı helal edin.